Bu çocuk seni rahatsız mı ediyor? İkinize de inanmıyorum ya. Gelen bir ihbar üzerine aracında yasaklı maddeyle yakalanıp gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar serbest kaldıktan sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı. Merhabalar. Çok geçmiş olsun önce. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyiyim. Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum. Toparlanmaya çalışıyorum inşallah. Çok büyük bir yalan, çok büyük bir tuzağın içerisinde karşı karşıya geldim. İnsan bazen karşısına çıkan insanların iyi ya da kötü olup olmadığını seçemiyor maalesef. Gündemi bu tarz şeylerle kasmak istemezdim. Yormak, meşgul etmek istemezdim ama maalesef başımıza geldi. Dava sonuçlandığında avukatımla birlikte size delillerle, belgelerle karşınıza çıkıp hepsini tek tek ispatlayacağız. Yasak Elma dizisiyle tanınan 22 yaşındaki Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından kendisine kumpas kurulduğunu öne sürmüştü. Ortada çok büyük bir kadına şiddet uygulandığını baskılamak istiyorum. Gerisi artık adalete kalmış. Peki. Ayşegül Çınar, olay sonrası rol aldığı Hay Sultan adlı dönem dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. İsim vermek istemiyorum ama çok fazla yakın arkadaşım, dostum varmış. Hem meslektaşlarım hem gerek normal sosyal hayatımdan arkadaşlarım. Hı-hı. Aynı zamanda da çok fazla sırtını dayan insan varmış. Bu kötü günde, kötü tuzakta herkesin yüzünü görmüş oldum. Peki dava ne zaman, ilk dava duruşması? Henüz tarih belli değil. Dediğim gibi hala delilleri topluyoruz. Zaten çok fazla delilimiz var. Gencecik bir kızın üzerine geldiler. Bu ben değil başka bir insanın da başına gelse bu kadar büyümezdi, bu kadar tepki görmezdi, bu kadar büyük linç yemezdi. Tutuksuz yargılanma mı söz konusu şu an dava sürecindeki son durum sizin ilgili? Evet, bir sabıka kaydı var mıydı daha önce? Yok, herhangi bir sabıka kaydım yok, herhangi bir dosyam yok. Şöyle iki taraf da tutuksuz yargılanıyor. Zaten ifademde de olduğu gibi şöyle ihbar üzerine, kumpas üzerine evet, yapılan ihbar, bir evet. Konu. En sonunda ortaya çıkacak benim için çok rahat. Sadece tek istediğim bana destek olmanız, bu konuda gerçekten üzerime gelmemeniz. Zaten beni bilen biliyor, işimle zaten çok güzel projelerle başladım. Ben çok güzel projelerle devam ediyordum. İnşallah da ben buradayım yine işimle, yaptığım başarılarla, aldığım eğitimlerle gündeme geleceğim inşallah.